zamanların Malatya Lisesi, daha sonra Atatürk Ortaokulu olan, şimdi de Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hizmet veren bu sapasağlam bina sanırım yıkılacak. İleride iş makinesini görüyorum. Malatya Ticaret Lisesi şu anda yıkılıyor. Daha birkaç yıl önce Çift Heykel diye bildikleri Malatyalıların Atatürk Anıtı'nın önündeki şu meydan kazılmıştı. Salkım saçak borular yerin altından kablolar geçiyordu. Yakında yine kazılacak. Karşıdaki küçük bina eski nikah dairesi. Birkaç yıl önce restore ederek 65 yaş üstü emmilere oturma, çay içme, dedikodu yapma alanı olarak tahsis ettiler. Şimdi kızı çekiyor ama iyileşti. Ne yapayım? Kadınları görmedim orada 65 yaş üstü. Erkeklerin işgalinde olan bir yer. Yani kimse gelmeyin demiyor kadınlara ama öyle erkek çoğunluğu olunca kadınlar da gitmiyor sanırım. Gitmek istemiyorlar gelinleriyle.
Evet, bu kesme taşlardan yapılmış harikulade bina. Bir zamanların kol ordusu. Malatyalılar öyle bilir. Son yıllarda askerlik şubesi olarak hizmet verdi. Şimdi de kent müzesi. Atatürk ve silah arkadaşlarının balmumu heykeli de burada. Mercedes Kadir'in sırıttan atına, yani Mercedes'ine bindiği balmumu heykeli de burada. Evet, 1893'te yapılmış. Çok sağlam ve çok güzel. Havalandırması bile ihmal edilmemiş. Pencerelerin üzerinde böyle oluk şeklinde küpler, daha doğrusu piş piş topraktan yapılmış şeyler var. Onlar havalandırmayı sağlıyormuş. Siz sizini de müthiş içeride. Bakın onun kuzey yanında Hürriyet Parkı, eski adıyla İsmet İnönü'nün adına verildiği İnönü Parkı. Buradan kuzeye doğru uzanan da Kışla Caddesi. Şurada da Ordeli var. Buradan da eski Devlet Hastanesi'ne doğru çıkacağım şimdi. Yıkıldı ama yenisi yapılıyor. Thank you.